Muhteşem bir yaz yağmurundan sonra güzel bir gökkuşağına ve arkasından gelen grileşmiş bir ufukun yansımasından sonra da gökyüzünde oluşan tekrar bir gökkuşağı rengi manzarasına size merhaba demek istedim. Bu güzelliklerden sonra size göstereceğim dar alanda ruhunuz daralmasın diye kendime de size de böyle bir iyilik yapmış olayım dedim. Sahira şaşırdı. Bugünkü başroller Sahira'nın tuvaletinde küçük lavabosu olacak ve son hatıra karelerinden sonra size bu küçük mekanı mutlulukla ve neşeyle tanıtmak istiyorum. Ama hangi köşeden mi başlasam diye düşünüyorum. Haydi bakalım, şuradan başlayalım. Doğa ve doğal ürünleri çok severim. O yüzden fayansın bu görünümde olmasını istedim. Yani ağaç görünümde. Ki her şey birbirine bu küçücük alanda uyum sağlasın. Ve bakın bu ağaç askılık ne kadar güzel görünüyor bu fayansın üstünde. Bu köşede Sahira'nın minik lavabosu var ve ben buna hep çok önem verdim. Çocuklarımın gelişimi için ve her bulunduğum mekanda videonun devamında göreceksiniz. Doğru yolda olduğumu öğrenerek ve bilerek yaptım ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü çocuklar böyle şeylerden çok etkileniyor. Her eve gelen çocuk buraya illaki bir uğramak istediğini fark ettim seneler boyunca ve bunu özellikle sizin için bugün o yüzden çektim. Aslında amacım banyomu tanıtmak değildi. Bu videonun özellikle bir görevi olsun istedim. Sizlere, velilere bu kadar küçücük bir alanda bile nasıl çocuğunuz için küçücük bir tuvalet ve lavabo sığdırabilirsiniz diğercesine bunları çektim ki görün illaki kocaman yayla gibi bir tuvalete ihtiyaç yok çocuklarınıza böyle bir özellik tanımanız için. Gördüğünüz gibi taş zeminden banyo aksamlarına her şeyi küçük Sahira'mın lavabosuna uydurarak yaptık ve bakın o köşe o kadar mutlu, davetkar gözüküyor ki. Diğer objelerle de biz bunu harmanladık. Bir komşumun deyiminle burayı bir sincap inine çevirdik. Gördüğünüz bu her ürün ve objeyi severek ve heyecanla buralara yerleştirdim ki gözümüz gönlümüz açılsın. Mekan küçük diye ruhumuz daralmasın. Baksanız ya Sahira'nın tuvaletinin resimleri bile buna eşlik ediyor. Cümbür, cemaat gibi böyle güzel güzel neşeli karelerin içinde gökyüzündeki biraz önce gösterdiğim bulutlar bile var. Şöyle yaylana yaylana insan yani burada gezinmek istiyor sanki kocaman bir mekanın içindeymiş gibi. Ay nasıl bir heyecanla anlattığımı bilemezsiniz. Şimdi birazdan da bir hüzünlenirim. İnanamazsınız benim bu değişken ruh hallerime. Görüyor musunuz bulutları? Burada da oda parfümü gibi bir şey ayarladım ben. Tabii ki bu da geri dönüşüm projesi. İçinde parfüm ve peçetele çubuklar var. Buradaki bu resime de bir türlü çivi çakıp dayayamadık duvara. Çünkü bizim evde her şey geçici. Gördüğünüz bu dolabı da eskiciden almıştım. Onu da Yusuf'a özel bir örnek olsun diye aldım ama bir türlü oturup da aynısını daha yapmış değil Yusuf. Çünkü bu çok derme çatma, eskiden kalma. Ben onu eskiciden almadan önce de onu oraya bırakan kişi de böyle bir tel koymuş ama teli çok basit yapmış. Ve bu havlucuklarımı arada bir tırtıklıyor o tel ama biz onu şimdilik kullanmaya devam edeceğiz. Bakalım onun da görevi ne zaman bitecek. Burada gördüğünüz bu ayna da benim İstanbul'daki dükkanımdan kalma. Yani bir 15 yıllık bir ayna hala bizimle. Bu dövme demirden yapılmış. Ve buradaki de
bir tane kaşıklık çatallık ama ben ona böyle bir görev verdim ve görevini de çok iyi yapıyor. Beni hiçbir şekilde üzmüyorum. Bütün evi çekmek, evet, ilginç ve tuvaleti ona dahil etmek değişik ve kabul edilebilir olabilir. Ama sadece tuvaleti çekip de yayınlamak birazcık size sıra dışı ve tuhaf gelebilir. Ama bu gördüğünüz tuvaleti biz tekrar değiştirmeye karar verdik. Neden mi? Biz bu evi alınca bu tuvalet böyle değildi. Arkası ileriye doğru açıktı. Orada duşakabin vardı ama Yusuf'a bir malzeme dolabı gerekiyordu ve biz burayı kapatmak zorunda kaldık. Arkayı Yusuf'a öyle bir alan yapmak için. Ondan sonra benim küçük kızım daha yeni doğmuştu biz buraya aldığımızda. Onun için ben bu tuvaleti buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü İstanbul'da bizim evimizde Perisa için yapılmış gene böyle bir küçük tuvalet vardı. Tabii Türk halkı buna alışık değil. Çok garip. Eşim bile ilk teklif ettiğimde onu kabul etmedi. Şöyle dedi, ya işte tuvaletimiz daralacak falan. Ben de ısrarla üstüne bastıra bastıra bir tuvalet istiyorum çocuğum için dedim. Ve neticede ona da çok mantıklı geldi. Ve aradı taradı onun için oradaki biraz önce gördüğünüz, yani burası İstanbul evimiz dediğim yerde Perisa için bir tuvalet yapılmıştı ve hala öyle devam ediyor. Gelen kiracılarımız onu o şekilde kullanmaya devam etti. Buradakisini de özel Sahire'ye yaptım. Ve bu videonun en önemli bölümü benim için bu. Arkadaşlar, kesinlikle yani imkan varmış yokmuş önemli değil. Bu en kötü şartlarda, bakın şu anda Sahire 8 yaşında ve ben artık bunu yeni yeni kaldırmaya karar verdim. Artık onun için küçük oluyor çünkü. 8 sene çocuğunuz kendi başına girip dişini veya işte ihtiyaçlarını burada karşılıyor, orada dişini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor. Hiç ben müdahale etmeden sabah kaldırıyorum ve haydi anneciğim dişini fırçala ve tuvaletini yap deyince çocuğu vay indireyim, vay lazımlık takayım diye var ya tuvaletlere takılıyor. Ve bunu biz ekstra bir uğraş olarak kabul ediyoruz. Yok, çok basit bir şekilde hemen büyük tuvaletin giderine yapılabilir. Ve mesela öyle bir fırsat yoksa diye ben bir gün Yusuf'la bunu konuştum. Mesela biz sonradan bunu yapmamız gerekse bir daire falan alsaydık nasıl yapardık diye. Yusuf dedi ki azıcık tabandan yükseğe kaldırılır. Oraya ufak bir basamak gibi bir şey yapılır çocuğa. Bunun gideri bağlanılır. Yani demokraside çareler tükenmez. İstedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Şimdi de dediğim gibi burayı tekrar artık hepimize, yani küçük çekirdek ailemize uygun bir şekilde değiştireceğiz. Buradan Sahira'nın tuvaletini ve lavabosunu kaldıracağız. Lavaboyu bizim yatak odamıza, orada bizim öyle bir şeye ihtiyacımız vardı, oraya koyacağız. Buraya da kocaman bir tezgah ve daha tasarlamadım kafamda nasıl olacak sonraki zamanda diye. Ama tekrar size yeni bir çekim yapabilirim yeni tuvaletimde. Bugün burada size göstermem gerektiği birkaç tane geri dönüşüm var. Bakın ben bunu böyle kendim tasarladım ve Yusuf uyguladı. Bildiğiniz kütük. Komşum böyle yakmak için odun almıştı. Bizim şu anda sobamız olmadığı için hala burada. Ondan iki tane kütük rica etti. Buraya da bildiğiniz nalburlarda böyle fırça şeyleri var, sapları. O fırça sapından Yusuf bunu kesti. Çok uğraşmadan azıcık sadece şurasını törpüledi ve içini delerek bunu buraya monte etti. Şimdi de şöyle bunu tuvalet kağıtlığı yaptık. Hemen koyuyorum şuraya. Ondan sonra bu diğeri de büyük olanı. Bu da aynı sistem. Bunu kalkmam lazım size göstermek için. Altına bir tane demir parçası ve aynı sistemle gene bu sırıktan aldı. Bakın böyle. Ve ikisini takım olarak buraya yaptım. Onun haricinde size göstermek istediğim bir iki parça daha bir şey var. Şu sarunluk. Bu bir tane, direkt markasını söyleyeceğim. Sabun Dove. Yani şu sabununu düşünün. Bakın ben etiket ve markalar sevmediğim için üstünden
çektim kendisini ve buna hiçbir süs yapmaya gerek yoktu. Çok tertemiz bir şey görünüyor. Onu bu şekilde, bakın tam bu kısmını böyle kestim. Bizim sıvı sabun sorunumuz var. Hepimizin alerjisi var. Sıvı sabunlarda biliyorsunuz değişik bir kimyasal madde varmış. Ve o bize alerji yapıyor. Hepimize. Bütün sıvı sabunlar. Biz bu tarz, yani kalıp sabun kullanıyoruz. Onu ben böyle yaptım. Böyle taktım. Gördüğünüz video boyunca. Bu da Sahir'e özel yaptığım bir şeydi. Basit ve sade olmasını tercih ettim. Çok süslemedim. Onu da bir tane şampuan kabından yapmıştım. Böyle geri dönüşüm projelerini ve icatlarını çok seviyorum. Belki size göre çok basit olabilir. Ama ben çok seviyorum. Hazırı var. Evet, haklısınız. Var dediğinizi duyar gibi olduğum için bunu söylüyorum. Ama bu şekilde çocuklarıma bir şeyler değerlendirmeyi öğrettiğim için çok mutluyum. Çünkü Sahira şu anda sokakta tek bir boncuk bile bulsa hemen alıp onu getiriyor. Anneciğim al sen bunu değerlendirirsin diye. Bu sıvı sabun Sahira yaptı ve biz hepimiz şimdi bunu kullanıyoruz ki o mutlu olsun. Tabii ki yani bizim de hoşumuza gittiği için. Bunu Sahira okulda bir etkinlik olarak yapmıştı. Ve bu bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Düşünseniz ya, çocuğunuz büyümüş ve doğada katkıya bulunmak için kendi sabununu kendisi yapıyor. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten harika bir duygu. Ben göstereceğim diye tutturdu. Haydi bakalım göstermiş olsun. Burası İstanbul'daki evimizin banyosuydu. Ve ben ilk burada bu güzelliği deneyimledim. Ve sonraki zamanda da uyguladım. Ve uzun zamandır böyle bir şeyi hayal ettim. Çünkü burada gördüğünüz bu banyoyu ben bir dergiden kesmiştim. Çok çok daha genç kızken, yani neredeyse bir 25 sene önce. Ve senelerdir o dergi parçasını saklayarak marangoza, çok iyi bir marangozdu, hakkını yememek lazım, bu banyo dolaplarını ve bu şekli uygulattım. Resimde sadece lavaboyla dolap vardı. Ama benim hayal gücümü öyle bir kanatlandırmıştı ki ben diğer dolapları da kafamda tasarladım. Bütün banyonun içindeki ne varsa, havlu, deterjan, makyaj malzemesini hepsini içine sığdırdık. Baksanız ya, sanki yani Afrika'da ormanların içinde geziyor gibi değil misiniz? Doğru yolda olduğumu da bu tuvaleti bir benzin istasyonunda görünce kesin karar verdim. Siz de yapabilirsiniz. Mekanınızın büyüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan siz ve çocuklarınızın mutlu olması. Yani başka ne olabilir ki? Bir de burada gördüğünüz bu lavaboyu bir gün gezer evimiz olunca ilk uygulayacağım olay bu. Hem geri dönüşüm, hem estetik ve dar alan için harika bir fikir. Size bunları göstermeden geçemeyeceğim. Bunlar iki tane fırçalık. Bir tanesini fırçalık olarak devam ettirdim. Diğerini de böyle tuvalet kağıdı aksamı olarak uygulattırdım Yusuf'a. Çok basit, her kadının kendisi yapabilecek şekilde. İçine beton doldurdu, üstüne de o fırça sapından kalan diğer parçayı uyguladı. Yani ona buna yalvarmaya hiç gerek yok. Duvara bana iki delik aç, şöyle bir tuvalet kağıtlığı yapayım diye. Çok insanlarda bunu görüyorum. Öyle bir adam olmadığı için evlerinin içinde. Yani beceriklileri tenzih ediyorum. Hepsi tuvalet rezervuarın üstüne koyuyorlar peçeteliği. O yüzden hanımlar işbaşı yapabilirsiniz. Alın size fikir. Başka bir şeyi de geçemeyeceğim. Çünkü bu çok önemli. Yani tuvalet taşlarını, kapaklarının hareket olması benim için çok büyük kolaylık. Çünkü bu kapaklar kapalı kalması lazım. Sifonu çekince sağa sola su uçuşmasın diye. Ya gördünüz mü?
biraz çılgın bir video oldu. Ama azıcık da böyle beni duygulandırdı. Neden mi? Bu hali değişecek şimdi. Başka bir hale girecek. Daha iyi bir görüntü olsun diye ve artık bu tuvaletin işlevi bittiği için her şey bir gün işlevini tamamlıyor. Ve onu nasıl denir? Artık özgür bırakıyoruz, azat ediyoruz. Biz de bu tuvaleti azat etmiş olacağız. Ay, bu kadar duygusal olmak zorunda değilim ama biraz garipseyebilirsiniz. Benim de yapım böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz daha devam edersen bu tuvaleti aynı eski eşyaları sattığım gibi üzülürüm ya. Şimdi o da aramızdan ayrılıyor diye onun için de üzülebilirim. Çünkü ben her şeyi öyle bir gözle görüyorum ki bizim hayatımızdan bir parça olmuş oluyor. Bizim yanımızdan ayrılırken ya da gene biz ondan uzaklaşırken üzülmem çok çok doğal. Bence çok uzattım. Kapatayım artık bu videoyu. Siz de arkadaşlar, kendinizi ve çocuğunuzu bu şekilde mutlu edebilirsiniz. Bu videoyu çekmekteki en büyük amacım bu sizde bir farkındalık oluşturmasıydı. Hem de çocuklarımızı kendi başına bir şeyleri yani yapabildiğini onlara küçücük yaşta öğretmemizin ne kadar faydası olduğunu göstermekti. Bunu kendim deneyimlediğim için size gönül rahatlığına bunu tavsiye edebiliyorum. Ve böyle bir video çekmekten gerçekten çok mutluyum. Tabii insanlar kimi zaman şimdi diyorlar şartlar, şurtlar, mekan, zemin falan ama hiç alakası yok arkadaşlar. İnsan istedikten sonra her şeyi her zaman yapabilir. Kimi zaman ben de Yusuf'a bir takım şeyleri kabul ettirmekte biraz zaman harcıyorum. Yani biraz onu ikna etmem gerekiyor ama sonuçta doğru yolda olduğumuzu gördüğü için o da bana ayak uydurmaya çalışıyor ki o bir Türk erkeği. Siz de bunu kendiniz için ve çocuklarınız için mutlaka yapmanızı öneririm. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenileriniz lütfen bol olsun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Turçuklu TV ile kalın.